Biz Allah ve Resulüne uyacağız. Kafirlere uymayacağız. Ya ne olur canım işte biraz iğnenin tepesi kadar yılbaşında değişiklik yapılmaması lazım. Bütün Müslümanların evinde buna riayet edilmesi lazım. İğnenin tepesi kadar. Onlara benzemek, yani arkadaşlar bu hiç meşru bir şey değildir. İnsan birazcık, biraz olsun hamiyet sahibi olmalıdır ya. Düşünün şimdi bir insan ananıza babanıza küfür etse, en ağır galis küfürlerle küfür etse ya da ananızı babanızı öldürmüş olsa, çoluğunuzu çocuğunuzu öldürmüş olsa, size düşmanlık yapıyor olsa, onun kendince kutladığı bir gün olsa sen o günde kutlayan adama selam vermesin ya. Benim düşmanımın sevindiği gün sen seviniyorsun öyle mi? Allah'ın düşmanı, onlar Allah için neler söylüyorlar? Kur'an'a uydurma diyorlar. Allah'ın sevgilisine, kainatın yüzü hürmetine yarattığı Muhammed Mustafa'sına, rahmeten lil alemindir Mustafa. Onun için yalan söyledi diyorlar. O Kur'an Allah'ın kelamı değil diyorlar. Muhammed Aleyhisselam Allah'a iftira etmiştir diyorlar. Kabul etmiyorlar yani. Ondan sonra biz de onların sevindiği gün sevineceğiz. Onların kutlama yaptığı gün kutlama yapacağız. Allah aşkına olmaz bu. Allah aşkına olmaz bu kıymetli Müslümanlar. Men teşebbehe bi kavmin fehu minhum. Kim bir kavme benzemeye çalışırsa onlardandır. Men kessere sevade kavmin fehu minhum. Kim bir kavmin karaltısını çoğaltırsa onlardandır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh bir yere geldi. Davet edilmişti yani. Baktı ki insanlar öyle boş, böyle havadan sudan konuşuyorlar. Malayane konuşuyorlar. Lehvü laible meşguller. Girmedi oraya. Yanlarına girmedi. Niye gelmiyorsun dedi. Dedi ki ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle işittim dedi. Men kessere sevade kavmin fe minhum. Kim bir kavmin karaltısını çoğaltırsa onlardandır. Ve men radıya amele kavmin huşra fi zümretihim. Kim bir kavmin ameline, yaptığı işe razı olursa onlarla haşr olacaktır. Biz bırak onların yaptığı işe razı olmayı, onların yaptığı işi yapmaya çalışıyoruz ya. Yılbaşıymış. Takvimin yaprağını kopar, aha sana yılbaşı bitti o kadar. Kutlamak nedir ya? Çekirdekler, hindiler, bilmem neler. Şimdi, yani Müslüman gibi davranmıyoruz yani. Hamiyet sahibi olmak lazımdır. Kur'an-ı Azimuşşan'da Mevla Teala buyurur ki تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّنُ Bu Meryem suresinde Mevla buyuruyor ki تَكَادُ السَّمَاوَاتُ Yer neredeyse semavat. يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ Onların o söylediği sözden dolayı çatlayacaktı. Sema, tepelerine çökecekti. وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ Yer yarılacaktı. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّنُ Dağlar üzerlerine devrilip paramparça olacaktı. Niye? En da'u lirrahmani veleden Allah'ın çocuğu var dedikleri için. Allah'ın çocuğu var dedikleri için gökyüzü parçalanacak, yer yarılacak, dağlar üzerlerine devrilecekti. Niye? Benim Rabbime nasıl dersiniz bunu diye. Hiç mi hamiyetimiz yok Allah aşkına ya? Hiç mi hamiyetimiz yok yani? Allah ve Resulünün sevgisi bu kadar mı zayıftır? Bu kadar mı şuursuzuz biz ya? O bayramlarını kutladığımız, kendilerine benzediğimiz kafirler 100 sene önce buradaydılar. 100 sene değil, bazı İslam memleketlerinde hala varlar. Ve neler yapıyorlar, neler yapıyorlar, neler yapıyorlar yani. Anlatmaya ağzın varmaz. Yüreğin dayanmaz. Allah-u Teala bizi dinimize güzellikle çevirsin. Allah dilerse azapla da çevirir, belayla da çevirir. Mevla bizi rahmetiyle muamele ederek bizi dinimize çevirsin inşallah. Kafirlere uymaktan, onların peşine gitmekten bizleri muhafaza eylesin. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Bakara suresi. Allah-u Teala Habibine diyor ki, Habibim asla Yahudiler ve Hristiyanlar onların dinine girmedikçe senden razı olmazlar. İstediğin kadar benzesen ona, ben gavurum demedikten sonra, ben Hristiyanım demedikten sonra Hristiyan seni sevmez. Ben Yahudiyim demedikten sonra Yahudi seni sevmez. Bu kadar. 2 kere 2 4'tür. Allah böyle buyurdu yani. Bunun aksini söyleyen Allah'ı yalanlamış olur. Ne'ûzü billahi teâlâ.